Dün çıktık çok kalabalıktı. Bugün tekrar çıktık. Güya azalır diye ama dün geceden sonra hem yağmur yağıyor tekrardan hem de şu şekilde kalabalık. Hiç olmazsa Haktan'a falan gitseydik. Kaç tane ihtiyacımız var onu alırdık. Şöyle. Caddede de yoğunluk var. Sandım ki yağmur zamanında kimse pek çıkmaz ama maalesef maalesef yanılmış. Şu an LC-Vakiki'deyiz. Kuyruğa bakar mısınız? Gel kızım. Gel buraya bakalım. Burada da aktüel ürünler var. Şuraya bakın. Şöyle. Bunun fiyatı 300 TL. Bunun fiyatı da 150. Kalorili değil, anadan sahip. Uyku arkadaşı böyle 200 TL. Efendim? Burada da böyle. Ha, piknik örtüsü. Çok pahalı. 300 TL. 300 TL. Şu havlular da çok güzel duruyor da. Büyük. Boşuna. İkili havlu. 180 TL. Hayır kızım. Şöyle 166 TL. Üçlü. Bunun yeri de burası. Büşra. Bebeğim üstüne çıkarmayız. Sana rahatsız olmasın. Bu böyle 250 TL. Peçeteler 100 TL. Şu şekilde organizörler ne kadarmış? 150 TL. Şöyle bunun dekorasyon. Ne kadarmış? 300 TL. Kocaman bir kuyruk var böyle. Zincirdeyiz bir de. Müşteri için şu elbise ya da şu elbiseyi alacağız da karar veremedik. Şu da çok güzel duruyor. Aslında beyaz almayı çok istiyorum ama şimdi bayram olduğu için biraz yani beyaz giyerse biraz böyle diken üstünde oluruz. Yani çünkü beyaz hemen kirlenen bir elbise olduğu için Büşra'yla beraber şeker toplama falan gidince leke olmasını istemem. Bir de biliyorsunuz bu bayramda yağışlı geçiyor. O yüzden belki şu olabilir. Almaya geldik. Belediyeden. Kuyruk var inşallah ekmek bize kalır. Büşra'ya çorba yaparken bu da şeffaf olduğu için cam olduğu için göremedim. Elim çarptı ve eli düştü. Paramparça oldu. Biliyorsunuz bu benim
cezvemdi. Çok üzüldüm gerçekten. Nasip. Neyse. Bunu camı toplayalım. Banyodaki çöpe atalım. Biz eve geldik. Alışverişleri size göstereceğim. Şöyle süt aldık. Bu sütü İmran Hoca işten gelirken yol üstünde bir tane teyze var, süt satıyor. Oradan getirdi. Buradan da, burada da kağıt havlu var. 60 TL'ye aldık. Burada Sleepy üçlü 55 TL'ye geliyor. Şok'ta 25 TL üzeri alışverişlerde veriliyordu. Bim'de şöyle bir şey aldık. Sabitleyici. Mobilya sabitleme seti lazımdı. Bayram sabahı için şöyle aç ye olandan bir tane iki tane aldık. Şu şekilde bir tane margarin. Peynir aldım. Şöyle krema aldım. Trilçe yapacağım. Şöyle Çamlıca içecek olarak aldık. Şunlar da 12 TL'ydi. Tanesi indirime girmişti Şok'ta. Şöyle parlatıcı aldım. Bir tane de şu sütten aldım. Çünkü bu sütün olup olmadığı belli değildi. Bundan aldım. Bir de bunu büyük ihtimalle tatlıda kullanırım. Şöyle tat ketçap aldık. Daha sonra şöyle ikili bir sunumluk aldık çarşıda. Bunlar 20 TL'ydi. Şöyle doğum günümde bir tane çiçek gelmişti. Size ev turunda göstermiştim. Onu toprak getireceğim. Onun saksını değiştirmem lazım. Bir tane daha saksım var. O da biraz kötü. İkisini değiştiririm. Şöyle iki tane. Bunların tanesi 40 TL'ydi. Bim'e gelmişti. Başka ne aldım Bim'de? Bim'de bir de şu fıstıklardan aldım. Bir kilo yakın aldım. 79 TL'ydi. Şöyle jelibimi aldık. Helal Gıda sertifikası var bunların. Muz aldık. Bunu da Şok'tan aldık. 43 TL'ydi. Böyle cips aldık. 12 TL'lik ne aldık? Hindistan cevizi. Tozunu aldık. Bu kadar şeker aldık sadece. Çünkü benim şekerim vardı. Daha önceden idare eden belki yetmez çocuklara diye. Ama var önceden daha. Böyle rezene aldım haktan. Şu şekilde altılı hamburger tozu. Bu da 10 TL'ydi. Şunu aldım. Bu da 10. Karanfil aldım. 7 çeşit baharat oluyor. Ondan aldım. Kuş üzümü aldım. Kimyon aldım. Büşra'ya bayramlık aldık. Şu şekilde uzun koyullu bir elbise tercih ettik. Biraz büyük aldık çünkü biliyorsunuz çocuklar çabuk büyüyor. Emirhan Hoca'ya böyle tişört aldık. Yani Pierre Cardin yazıyor ama zincirden aldık bunları. Vakiki'de de böyle pantolon aldık. Uzun zamandır pantolon almamıştık Emirhan Hoca'ya. Denk gelmemiş ya da beden kalmamıştı. İhtiyacı da vardı. O yüzden aldık. Sadece bayramlık amacıyla değil tabii. Böyle iki tane de yani pantolon aldık. Büşra'ya da ayakkabı aldık. Şu şekilde. Ayakkabı yani özellikle çocuklar için ayak çok önemli. O yüzden ben Büşra'nın ayakkabılarını ya Vakiki'de ya da Cibil'den alırım. Ayak sağlığı gerçekten önemli. O yüzden biraz pahalıydı. Kaçtı? 400. Bakın burada fiyatı var. $450'den 400'e düşmüş. Şu şekilde. Tabii biraz büyük aldım. Ama da dedim ki böyle hiç olmazsa bu yılı da kurtarsın, seneye ilkbahara kadar güzel olur. Büşra'ya şu şekilde toka da aldık. Şöyle. Yani Büşra'nın masrafları genelde ona para, harçlık falan verdikleri zaman onu topluyoruz. Öyle alışveriş yapıyoruz. Son olarak şunları size göstermek istedim.
Bunlar da şöyle bir çorap bulmuştum Büşra'ya. 10 TL. Hatta dur bunu açayım. Bir. Şu şekilde Büşra'ya çorap da aldım. 10 TL'ydi. Çok kalın böyle. Bakın içinde göstereyim size. İçi şu şekilde. Bir tık sadece büyük, bir tık ya sadece. Olmasa ben de giyebilirim. Benim ayaklarım da küçük zaten. Ama Büşra'ya olur. Bir şöyle iki çorap aldım. Tanesi 10 TL. Bunun paketinde kutusunu, şeyini de açtım, kağıdını. Bir de şöyle külotu çoraplar vardı. Yine Büşra'ya aldım. Böyle bir tane gri aldım. Bu da çok kalın. Güzel. Bir de şöyle bir pantolon aldım. Zaten biliyorsunuz külotu çorabın önceki videoda da gördük. Abi 50 TL demişti. Şunu da 50 TL aldım. Çok güzel böyle sıcacık kalın. Bunu da böyle giyer. Hem de büyük yani, böyle rahat rahat giyer. Benim alışverişim bu kadar. Bu kadar. Hayırlısı olsun. Sağlıkla giysin. Rabbim daha güzellerini, daha kalitelerini inşallah size nasip etsin. Kaynadı. Şunu böyle kaynamak üzere. Benim tencerelerim yani tek seferde 5 kilo almıyor. O kadar büyük değil. O yüzden böyle 2 tane tencerede kaynattım. Bu da herhalde kaynamak üzere. Şurada da benim kavanozlarım var. Çıkardım. 2 tanesini büyük ihtimalle mayalarım. 2 tanesini de içmek için bırakırım. Burada da tatlı malzemelerimi çıkardım. Şu an bu şekerleri dolduracağım. Çocuklar için, erkekler için, yani büyükler için olan kısmını dolduracağım. Bir de çamaşırlarım var. Onları da makine atacağım. Yani bayram namazı zaten oldu. Bitti. Emirhan Hoca tekrar gelip uyudu. Böyle birkaç işim var. Onları hallederim. Bakalım. Günümüz güzel geçsin. Kahvaltıyı hazırladım. Şu şekilde bir bayram kahvaltısını hazırladım. Kahvaltımızı yapacağız. Daha sonra bayramlaşmaya gideceğiz. Burada da kızım oturuyor. Şöyle.
Biz komşularla bayramlaştık. Biraz çocuklar falan da geldi. Böyle şekerli verdik. Şimdi annemlere gidiyoruz. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Bekle. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Bayramınız kutlu olsun. İyi bayramlar. Biz annemlerin bayramını kutladık. Hava böyle güzelken şey yaptık. Böyle parka geldik. Dur atarız işinden. Abimlerin bayramını kutlamaya gideceğiz şimdi. Oradan da eve geçeriz. Hava güzel görünüyor. Yengemlere geldik. Yengem sarma yapmış. Bizi de bıraktım. Bu şekilde. Şöyle. Biz eve geldik. Şöyle pirinç pilavı vardı ve bezelye yemeği var. Bunları ısıtacağım. Biz zaten abimlerde biraz atıştırdık yengemin sarmalarını. Çok güzel olmuştu. Buradan ona da teşekkür ediyorum. Ama Büşra yemedi. Şimdi Büşra'ya bunları ısıtacağım. Böyle salatalık dilimledim yanına. Onu vereceğim. Bir de bu arada yağmur da başladı. Bir güzel yağmur da yağdı. Eve geçtik yani. Evdeyiz şu an. Şu an misafirlerim var. Böyle çaylarını hazırladım. Çocuklar iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Rica ederim.